Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Çin'de üretilmiş Apple çakması ürünlere bakacağız. İlk ürünümüzle başlıyoruz. Ürün dedik ama aslında bu bir dükkan, çakma Apple dükkanı. Bu dükkan 2011 yılında Çin'in Yunnan bölgesinde keşfediliyor. Bu arada keşfi yapan bir tane blogger dükkanın içine girdiğinde bir tabelayı görüyor. Ve o tabelada Apple Store yazıyor ve bundan kullanıyor. Çünkü normalde Apple Store mağazalarında Apple Store diye bir tabela bulunmuyor. Tabi ardından mobilyalara falan filan bakıyor derken bakıyor onlar da eski. En son gidiyor çalışanların yaka kartlarına bakıyor. Onda da doğru düzgün bir bilgi yok ve anlıyor ki bu dükkan çakma. Bu çakma Apple Store'da görev alan mağaza çalışanları bile sahte bir Apple mağazasında çalıştıklarından bir haberler. İkinci çakma ürünümüze geçelim. iStole. Bu bildiğiniz ocak arkadaşlar. Yani hani evlerde olur ya altılı çakarsınız falan filan. Buradan şunu anlıyoruz ki Çin'de gerçekten bir çakma Apple sevdası var. Çünkü adamlar bildiğiniz ocağın üstüne bir etiket takmışlar. Hatta ocağın önünde iPhone yazıyor. O etiketle satış yapmayı hedefliyorlar. Demek ki çok satış yapıyor ki bundan yüzlerce üretmişler. Yani anlıyoruz ki Çin'de bir ürünün çok satılmasını istiyorsanız üzerine bir Apple logosu çakmanız tam anlamıyla yeterli olur. Üçüncü maddemiz bir iPhone çakması olan GoPhones. Çin'de çok önemli bir ayrıntı var, o da şu: Apple bir ürün çıkardığında onu en hızlı taklit edebilmek. İlk takliti kim çıkarırsa en çok parayı da o kazanıyor. Bu GoPhones da buna en iyi örneklerden bir tanesi. Yani şöyle diyebiliriz, Çin'in en hızlı çakma üreten firması. GoPhones bu çakma iPhone 6s modellerine i6s ismini tercih etmiş. i6s modelini almak isterseniz 129 dolar, i6s Plus almak isterseniz de 149 dolar para ödemeniz gerekiyor. Bu arada cihazda orijinal 6s'ten farklı olarak Apple logosunun olduğu yere başka bir logo gelmiş. Bunun dışında tasarımsal bir farklılık yok. İşletim sisteminde de anlayabileceğiniz gibi Android tabanlı bir iOS skin'i kullanılıyor. Dördüncü çakma ürünümüz Fake iPhone SE. Fake iPhone SE'yi videoya almamızın nedeni Everything Apple Pro adlı YouTube kanalının daha iPhone SE'ye çıkmadan Çin'den almış olduğu iPhone SE modeli. Yani adamlar daha tasarımın prototipini yayınlamışken Çinli fabrikalar anında onun çakmasını yapıvermişti. Şimdi arkadaşlar bu içeriği özel size bir şey sormak istiyorum. Şu an ekranda bir görsel görüyorsunuz. Sadece 3 saniyeniz var düşünmek için. Sizce soldaki mi gerçek, sağdaki mi gerçek? Sayıyorum. 3, 2, 1, 0. Cevap veriyorum. Soldaki gerçek arkadaşlar. Ayrıca fiyatı da ucuz değil. 250 dolar. Tercih eder miydiniz? Size kalmış. Şimdi gelelim son maddemize. 99 dolarlık iPad mini çakması GoPad mini. Günün birinde Çin'i ziyaret ederseniz çakma teknolojileri oldukça ucuz fiyatları satın alabilirsiniz. Zaten bu videodan bunu anlıyoruz. Bu sefer de karşımızda iPad mini'nin birebir taklidi olan GoPad çıkıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi üzerinde Android tabanlı bir iOS işletim sistemi yüklü. Ekranı 7 inç, çözünürlüğü ise 1280x800. Üzerinde bulunan işlemci 1.2 GHz'lik MT6589, 1 GB RAM ve 8 megapiksellik kamera. Eğer Çin'de yaşasaydım bu iPad'i alır mıydım bilmiyorum ama fiyatı gerçekten cezbedici. Bu videoda size bir de bonus hazırladık. Bonusumuz şu arkadaşlar. Shenzhen Baili firması tarafından üretilmiş 100CV6 adlı telefon. Arkadaşlar bu telefon Apple'dan tasarım için dava yedi. Biz her iki tasarımı da karşınıza koyduk. Hani davalık bir durum var mı yok mu bunu bilemiyorum. Ama Apple tüm bu size saydığı maddeleri boşa sayıp sadece buna bir tane dava açmış durumda. Telefon cayır cayır Android görünüyor. Niye böyle bir şey oldu bilmiyorum. Şimdi gelelim artık videomuzun sonuna. Sizlere sormak istediğim bir soru var. O da şu. Diyelim ki Çin'de yaşıyorsunuz. Çok büyük bir fabrikanız var. Ve Apple çakması ürünler üreteceksiniz. Ama bunlar Apple'da olmayacak. Ne üretirdiniz? Ben hemen size bir tüyo vereyim. Mesela Apple logolu ayakkabı gibi. Siz neyi tercih ederdiniz? Bunu merak ediyorum. Nedenini de açıklayabilirsiniz. Bakarsınız biz de sizin muhabbetinize dahil oluruz. Artık videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonlarına basmayı unutmayın. Ayrıca sizler için bir anket hazırladık. Hemen şurada çıkıyor. Sizce en ilginci hangisiydi? Buna cevap verebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hemen yan tarafında oynamakta olan videoya tıklayarak drone avladığımız drone killer silah incelememizi izleyebilirsiniz. Ayrıca aşağıda da abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.